Doğu Akdeniz'de toplam 4 uçak ve helikopter gemisi, 120 savaş gemisi ve onlarca nükleer denizaltıdan oluşan eşi benzeri görülmemiş bir deniz gücü toplandı. Pentapostagma gazetesindeki skandal yazıda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulması senaryoları ele alındı. Yani Türkiye'ye karşı büyük bir cephe kuruldu. Asıl şimdi birleşmemizin tam zamanı. Yunanistan'da yayın yapan Pentapostagma gazetesinde skandal bir analiz yayımlandı. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devletinin kurulması senaryolarının ele alındığı yazıda şu an şartların uygun olduğu ileri sürüldü. Rus Deniz Kuvvetleri'nden emekli bir subayın Akdeniz'deki Rus ve Amerikan donanmalarını karşılaştırdığı analizine atıf yapan Pentapostagma, savaş gücü üstünlüğünün tamamen batıda olduğunu iddia etti. Doğu Akdeniz'de toplam 4 uçak gemisi ve helikopter gemisi, 120 savaş gemisi ve onlarca nükleer denizden oluşan eşi benzeri görülmemiş bir deniz gücü toplandı denilen haberde, Amerika'nın 2 uçak gemisi taarruz grubu resmi olarak caydırıcılık faaliyeti yürütse de gayri resmi olarak Türkiye, İran ve Rusya'ya karşı güç gösterisi rolüyle görevliler ifadelerine yer verildi. Amerikan gemilerinin bölgedeki İngiliz, Fransız ve Yunan savaş gemileri ve denizaltılarıyla birlikte her türlü düşmana karşı müthiş bir saldırı gücü oluşturduğu ileri sürülen haberde şu ifadeler kullanıldı. Amerika-İsrail planlarında Amerikan donanmasının desteğiyle Suriye'de bir Kürt devleti kurulması yönünde senaryolar var. Aslında böyle bir şeyi görmek mantıklı olurdu. Özellikle de bu devasa deniz gücünün bir araya gelmesiyle. Emekli deniz subayı Sergey İşenko, Spressa.ru sitesindeki analizinde Rusya'nın Akdeniz'deki donanma varlığını azaltmasını eleştiriyordu. Suriye'nin Tartus limanında konuştu. Rus savaş gemilerinin üst üste bakım ve onarım faaliyetleri için Akdeniz'i terk ettiğini, yerine herhangi bir gemi de gönderilmediğini belirten Rus uzman, bu nedenle Rus Akdeniz filosu, NATO uçak gemilerinin harekete geçmesini çaresizce izliyor, demişti. Amerika ile NATO deniz gücünün Akdeniz'deki konuşlanmasına ayrıntılı mercek tutan İşenko şu ifadeleri kullanmıştı. Doğu Akdeniz'de NATO'nun savaşa hazırlanan filolarının bayrakları dalgalanıyor. Peki Tartus'ta konuştu Rus donanmasının daimi operasyonel birimi, büyüyen Filistin-İsrail krizi bölgesinde bu güce karşı ne yapabilir? Bu konuyu gözyaşı dökmeden tartışmak mümkün değildir. Ne yazık ki çok zayıfız. Yunanistan'da bu tarz ifadeler sık sık gündem olmakta. Fakat Türkiye'ye kendi başlarına bir şey yapamıyorlar. Sadece Amerika'ya güvenip Türkiye'ye sataşabiliyorlar. Türkiye bunlara gereken dersi vakti gelince verecektir. İşte o zaman ne Yunanistan'a ne de Amerika'ya karşı acıma duygumuz olmayacak.